Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışı gündemini sizlere bu kanaldan aktarmaya devam ediyoruz. Sırada ilginç bir haberimiz var. Daha doğrusu sırlarla dolu bir haberimiz var. Geçelim detaylara. 80 yıllık bir define haritası ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Kazmayı küreği kapan o köye koştu. 3 kavak ağacının yanında 70 cm derinde dendi, ortalık karıştı. Hollanda Ulusal Arşivlerinin geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı bir harita ülkeyi heyecanlandırdı. Neredeyse 80 yıl önce Nazi askerlerinin toprağa gömdüğü 4 sandık dolusu değerli eşyanın yerini işaret eden haritayı gören soluğu 751 nüfuslu köyde alıyor. Peki amatör define avcılarını ne bekliyor? Öncelikle hikayesinden biraz bahsedelim bu haberin. Takvimler 1945 yılının ilk bahar aylarını gösteriyordu. Hollanda'nın Nazi işgalinden kurtulmasına sayılı günler kalmıştı. Alman ordusuna mensup 5 asker içinde altınlar, değerli taşlar ve saatler bulunan 4 mühimmat sandığını bir köyün dışında bulunan ormanlık araziye gömdü. Nazi askerleri bu çok değerli parçaları kelimenin tam anlamıyla sokaktan toplamıştı. 1944 yılında Arnhem şehrinde patlatılan bir banka kasasından çıkan ve sokaklarda dağılan eşyaların değerinin milyonlar olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak askerlerin ganimeti gömerken bilmedikleri önemli bir şey vardı. Kendileri gibi Alman ordusuna mensup bir asker olan Helmut Sonder çok yakınlarındaydı. Aldığı yara nedeniyle çalıların arasında yatmakta olan asker, diğer askerlerin sandıkları gömdükleri noktayı dikkatle izlemiş ve hafızasına kazımıştı. Daha sonra da çizdiği çok ayrıntılı haritayla gördüklerini ölümsüzleştirmişti. Harita 3 kavak ağacının yanında 50 ila 70 santimetre derinde gibi detaylar içeriyordu. Tonder'in başına daha sonra ne geldiği bilinmiyor. Ancak çizdiği harita şu an Lahey'de bulunan Hollanda Ulusal arşivlerinde saklanıyor. Ocak ayı başında kurumun her yıl düzenlediği tanıtım günü kapsamında gizliliği zaman aşımına uğrayan binlerce belge kamuoyuyla paylaşıldı. Askerin çizdiği harita da o belgeler arasındaydı. Nazi askerlerinin sandıkları gömdüğü düşünülen ormanlık arazi bugün 751 nüfuslu Omeren köyünün sınırları içinde kalıyor. Harita Hollanda basınında gündem olunca gözler bir anda bu küçük köye çevrildi. Ülkenin dört bir yanından meraklılar Nazi hazinesini bulur muyuz umuduyla soluğu Amsterdam'a bir saat uzakta bulunan Omeren aldı. Yazın bisikletçilerin ve kampçıların uğrak yerlerinden olan Omeren, kış aylarında tam bir sessizliğe gömülüyor. Dolayısıyla hazine avı meraklılarının hücumu köyde yaşayan halkın hayatında önemli bir hareketliliğe neden oldu. Köyün bağlı olduğu ilçenin eski belediye başkanı, bu sayede bilinir bir yer haline geldik, bu güzel bir şey dedi. Halkın bir kısmı Heyecanlı paylaşıyor ama eline metal dedektörünü, kazmayı, küreği alıp ormana dalanlardan memnun olmayanlar da var. Şehir sakinlerinin mesaj gruplarında dolaşan bir fotoğrafta bir adamın yarı beline kadar toprağa gömülü halde kazı yaptığını gösteriyor. Ne var ki Hollandalıların aklını başından alan, dünya basınında da manşetlere taşınan bu gizemli hazinenin hala o askerin haritasında işaret edilen yerde olup olmadığıysa belli değil. YouTube kanalında Hollanda'nın dört bir yanında bulduğu değerli eşyaları takipçileriyle paylaşan amatör define avcısı ise bölgede aramanın tehlikeli olabileceğini söyledi. Zira toprak altında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bulunuyor. Omeran Belediyesi'nin internet sitesinde define avcıları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Zira yerel yasalar gereği arazide hazine aramak yasak. Belediye başkanı aradan geçen birkaç haftada ilginin kısmen azaldığını, bununla birlikte 5 kişinin hazineyi aramak için resmi izin başvurusunda bulunduğunu da belirtti. Yine daha önce böyle bir durumla karşılaşıldığı belirtildi. Bir arkeolojik heyecan yaşanmıştı. 2016 yılında 3 hazine avcısı İçinden Roma İmparatorluğu dönemine ait 31 altın sikke çıkan bir sandık bulmuştu. Hollanda ulusal arşivlerindeki belgelere göre hazine ile ilgili dedikodular ilk olarak 1946 yılında Almanya'da görevlendirilmiş Hollanda askerleri arasında yayılmaya başladı. Çalınan varlıkların bulunması ve sahiplerine iadesinden sorumlu bir kurum Aralık 1946'da sandıklara dair bir istihbarat alınca Bölgede resmi aramalar yapıldı. Ocak 1947'deki ilk arama toprağın donuk olması nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı. Birkaç hafta sonraki ikinci aramada da metal dedektörün bozuk olması sebebiyle yine bir yere varılamadı. 1947'nin yaz aylarında yapılan üçüncü arama için haritayı çizen asker Almanya'da Hollanda'ya götürüldü ve hazinenin yerini göstermesi istendi ancak yine hiçbir şey bulunamadı. Dördüncü ve son deneme Ağustos 1947'de gerçekleştirildi. Yine 50 boş dönen yetkililer hazinenin gömüldüğü noktada olmadığı sonucuna vardı. Omeren sakinleri ise daha önce hazineye dair hiçbir şey duymadıklarını söylüyor. Bütün her şeyin uydurma olması da mümkün elbette. Ancak aramalara dair belgeler Hollandalı yetkililerin hazinenin gerçek olduğuna inandığını gösteriyor. Tabii başka ihtimaller de var. Bunlardan biri 1947'de yapılan aramalardan birinde hazinenin bulunmuş ve bunun daha üst makamlardan gizlenmiş olması. Üçüncü ve birçok kişiye göre en güçlü ihtimal ise hazineyi gömen Nazi askerlerinin bir noktada sessiz sedasız geri dönüp sandıkları topraktan çıkarmış olmaları. Bu senaryoların hiçbiri kanıtlanmış değil. Dahası o askerin şu an hayatta olup olmadığı da bilinmiyor. Diğer yandan hazine heyecanına hiç katılmayanlar da var. 54 yıldır o merende aynı evde yaşadığını söyleyen 76 yaşındaki bir kişi, kürekli ve metal direktörlü kimseyi görmediğini belirtti ve ekledi. Bence bu iş fos çıkacak. Hiçbir şey bulamayacaklar dedi. Değerli izleyicilerimiz, siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.